Delikanlı adın ne demiştin? Dememiştim. De o zaman de. Erol. Niye düştün buraya? İnsanım ondan. Anlamadım. Düşmez kalkmaz bir Allah. Lafın ardını getir de. Birini vurdum. Niye? Çok soru soruyor da senin gibi. Ben de ilk böyle cevap veren birini vurdum diye düşmüştüm. Beni tanıyor musun? Ne fark eder kim olduğun? Mahkumun birisin. Anladım. Tanımıyorsun. Hızır Reis. Seninle konuşmak istesem konuşurdum. Bence uzatma. Bak Erol. Orhan, Orhan. Her neyse. Edebini takın. Girdiğin gibi çık. Yoksa... Yoksa seni öyle bir doğrarım ki... Seni doğuran ana bile tanıyamaz. Yapabiliyorsan acil et. Sen soktun, sen çıkar ya Rabbi. Sen ona bakma abi. Erol mu? Orhan mı? Deli mi? Psikopat mı? Burada kafayı mı yemiş bu? Abi adı ne Erol, ne Orhan? Fahri. Deli yani. De burada ne işi var? Konuşmayı sevmiyor abi. Niye ismini değiştirip duruyor o manyak? Diyorlar ki... öldürdüğü adamların ismini koyuyormuş kendine. Kaç isim saydı şimdiye kadar? Ne bileyim abi, saymadım ki. Her gün bir isimle kalkıyor. Bu gece ismi Niyazi. Belli ki Niyazi'ne erecek. Kantinden bir emrin var mı abi? Yok koçum, sağ ol. Kantine para ödemeyin, benim adıma yazdırın. Eyvallah. İzliyorduk. Yeter izledim, kafam şişti. Koçum. İlla öleceğim diyorsan... git kendini öldür.
Milletin başına bela alıp cezasını arttırma. Birkaç kişi var aklımda. Onları bitirdikten sonra kendimi öldürürüm. Bir an önce yap. Da benim huzurumu kaçırma. Kendini al. Yeter lan senin terbiyesizliğin. Çamaşırları verelim de yıkansınlar.
İyi misiniz? Ulan havlamışız arkadaş ya. Vay 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 vay. Fahri Baba. Buyur reis. Az kalsın indiriyordum seni ha. O biraz zor olurdu reis. Ya ben niyetimi söylüyorum da. Olurdu olmazdı ayrı. Ben de dedim Allah'ım şimdi üstüme atacak bir yerde oyunu bozacak. La oğlum niye söylemiyorsun bunları iç çakal. Oyunun içinde oyun var diye. Hangisi diye bakıyordum. Meğer ikisi de kansızmış. Bırakmadın ki geberteyim iti. Leşini sahibine göndereyim. Reis bir it için 10 yıl mı yatacaktın? Burada yatanların hepsi de aslanla kaplan bulmaktan yatıyor sanki. Sen bilirsin kimin yaptırdığını. Vallahi kardeş bu ara kimin adını söylesem başka biri çıkıyor. Sana Erol diyorum fare çıkıyorsun. Ben de şaşırdım. Dost kim, düşman kim arkadaş? Gülersin tabii. Aziz Allah. Şefaat ya Resulallah. Neredesin? Gittiğin yerden gelmek bilmiyorsun. Haberler kötü. Otur otur. Kahvaltını yap da anlat. Ne oldu? Başka cezaevine mi göndermişler itleri? Yok. Gece hastaneye sevk etmişler. Hastane mi? Biz bunları hastanelik yapacak kadar hırpalamadık ki. Orasını bilmem. Sabaha karşı hastane odasında ikisi de öldürülmüş. Ne demek öldürülmüş? Jandarmayı etkisiz hale getirmişler. Bildiğin sıkmışlar. Sıkmışlar mı? Kim sıkmış? Kayıt kuyut. Sıkan belli değil. Kayıt mayıt yok diye konuşuyordu gardiyanlar. İtlerini üstümüze salanlar kendi itlerini itlaf ettiler yani. Seninkiler yapmadıysa öyle. Ben ne yapacağımı biliyorum da yerim dar. Tabii önce sahiplerini bulunca. Reis. Sen dedin ki 3 kişi bana saldırıyı yaptı, yayacağız. Nasıl olacak? Aynen öyle olacak. Karışma sen. Aynen dediğimi yap. 3 kişi saldırdı. 2'si öldürüldü, 1'si hala sağ içeride. Anladın mı? Nasıl diyorsan. Bir haber daha var. Sabah selası gibisin fare. Ne? Söyle. Dışarıda kim varsa tutuklanmışlar. Aha. Kimleri almışlar? Ben tanımam, bilmem. Babalar operasyonu diyorlar. Dur dur, televizyon açayım. Evet sayın seyirciler, şu anda Babalar operasyonuna dair en özel görüntüleri izliyorsunuz. Operasyon kapsamında iş adamı Refik Çağlı, Çorba İçtiği lokantada gözaltına alındı. Operasyonun en ilginç gelişmelerinden biri tipi lakaplı Murat İspirli'nin bir gece konduğuna sırada gözaltına alınması oldu. Vay arkadaş. Murat İspirli. Beyzadelere bak. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ahmet'e bak Ahmet'e. Ben alınınca ortalık süt limon olacak demiştim ama iyice fırtına koptu gibi. Kardeş, 20 yıldır burada yatarım. Hiç dün geceki gibi yatmadım. Ha bir de yattın yani. Yattık dediysek uyuduk demedik. Şahin ağa bizim iyi olduğumuzu dün gece rüyasında görmüş. Ulan kardeş, sen de bir renk vereydin be. Sabaha kadar döndüm durdum. Bu Fahri'ye nasıl biçer doğrarım diye.
psikopatın sen olmadığını nereden bileyim ben? Yo yo, psikopat olmaya psikopat. Kalkuzu kendin aldığı işi var, görsen zalo olur üstem. Cezaevinde tuz iyi bir şey değil reis. O yüzden dedim, tansiyonun düşük olması lazım. Her neyse, verilmiş sadakamız varmış. Müdür bey, böyle olmasını istemezdim dedi. Hızır'a söyle, ailesi çok merak etti. İstediği zaman arasın dedi. Fahri. Bu gece de sen saldırırsan, müdür bey kesin açık görüş izni verir. Nasıl diyorsan reis. Müdür bey, her şeyi halletti. Bugün hepimiz koğuştayız. Ben miyim Hızır, sen misin anlamadım ki. Aman be. Benim ben, kocan kocan. E sen nasıl arıyorsun beni? Bu hafta hakkı yok demişlerdi. E jeton buldum, aradım da. Hatırlıyor musun, askerdeyken de öyle. Jetona bir araba para verirdim. Sırf senin nergin konuşayım diye. O zamanlar seviyordun beni. Ya Meryem yapma. Ben seni hep sevdim de. Sen benim kadınımsın. İyi misin? Her şey yolunda mı orada? Evimdeyim. Ne dedim sana? Benim olduğum her yer evimdir. Velev ki mahpushane olsun. Yeni evine kendini fazla alıştırma. Çocukların çok özledi seni. Başka kim özledi? Annen. Peki Lütfiye'den başka özleyen var mı? Ben çok özlemedim. Niye kız? Çok özlersem dayanamam diye. Sen yine de özle Meryem. Dayanırsın. Senden böyle güzel sözler duymak için illa ayrılık mı gerek? Ben durduk yere güzel şeyler söyleyen bir adam olamadım ki. Beni bilirsin be Meryem. Bilirim. Seni bilirim. Çocuklar nasıl geçen geldiklerinde buruktular? Olacak o kadar. Sen buradakilere kafanı takma. Onlar senin çocukların. Güçlüler. Selam söyle. Anamın ellerinden öpüyorum ben. Baş üstüne. Allah'a emanet olun. Sen de. Bakalım öbür çocuğumuz güçlü müymüş? Alo. Nazlı, ya niye açmıyorsun telefonu? Sen miydin? Senin sesine ne oldu? Biraz rahatsızım da. Geçmiş olsun, ne oldu? Üşüttüm herhalde. Sen bana yalan mı söylüyorsun Nazlı? Sen de bana yalan söylüyorsun. Ne yalan söylemişim? İyiyim diyorsun, iyi misin oralarda? İyiyim, iyiyim. Keyfim yerinde. Müdür bana mahcup. Diyorum ki bir görüşme ayarlasın da seni göreyim ben. Başkasını görmekten yana kullan o hakkını.
Nazlı, beni burada delirtme de. Ne oldu söyle? Bebeğimi kaybettim. Ne? Evet, maalesef öyle. Ne zaman? Dün. Bunu İlyaslara söylemedin mi? Niye kimse bana bir şey anlatmıyor? Sen iyi misin? Ya şimdi konuşmak istemiyorum. Kusura bakma. Tamam peki, tamam. Sen iyi misin?